Ece. Demek geldin. Mehmet. Ben seni çok özledim. Dur bir elimi yüzümü yıkayayım. Biliyor musun, evde bir şeyler oluyor. Ne gibi? Bilmiyorum. Ben de anlamadım aslında. Ama kesin bir şeyler oluyor. Abim kendisini odaya kapattı. Ne dışarı çıkıyor ne de içeri birinin girmesine izin veriyor. Yemeğe de inmedi. Hoş, yengem de aynı durumda. O da odadan dışarı çıkmadı. Toprakla Çınar da evde yok. Biliyor musun, bugün abimle konuşmak istedim. Beni odasından kovdu. Hem de ciddi ciddi. Ben de yengeme gittim, durumu anlattım. Ama hiç ilgilenmedi. Düşün, yengem bu olayın peşine düşmedi. Demek ki zaten biliyor. Üstüne Zümrüt de Yeşim birbirine girdi. Ben bunda tuhaf bir şey göremiyorum Eyhan. Bence sen evde oturmaktan sıkıldın ve kendini olay arıyorsun. Mehmet. Bazen gerçekten çok sıkıcı oluyorsun. Sen de çok entrikacı. Ne demek şimdi bu? Ne demek istiyorsun açıkça söyle Mehmet. İnsan karısına entrikacı der mi? Sanki arkandan oyun çeviriyormuşum gibi davranıyorsun. Çok yorgunum Reyhan, seninle uğraşamayacağım şimdi. Ah Mehmet, ah. Kalbimi kırmanı gerektirmiyor Mehmet. Sanki senden bir şeyler saklıyormuşum gibi davranıyorsun. Ben öyle bir şey demedim. Ama beni üzdün. Reyhan. Özür dilerim. Ben seni üzmek istemedim. Ama kuru bir özürle gönlümü alamazsın.